Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Öncesinde bazı açıklamalarda bulunmuştu. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm siyasetini Türkiye'nin desteği sayesinde gönül rahatlığıyla artık ortaya koyduklarını söyledi. Cenevre'de yapılacak 5 artı 1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konulu konferansında Avrupa Birliği'nin masada olamayacağını belirtti. Kıbrıs meselesi Birleşmiş Milletler öncülüğünde Cenevre'de masaya yatırılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da yapılacak 5 artı 1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde konuştu. Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana olduğunu söyledi. Tatar, Kıbrıs'ta artık federal temelde bir anlaşma için umut kalmadığını belirtti. Bundan sonra Kıbrıs'ta ayrı bir devlet modelini savunacaklarını ifade etti. Bu saatten sonra bizler Kıbrıs'ta ayrı bir devletimizi savunmaktayız. Bu da en doğalıdır, en doğrusudur. Çünkü 1974'te Mehmetçiğin adaya gelmesiyle burada barış ve istikrar sürebilmiştir bugünlere kadar. Dolayısıyla bunun bozulmaması için artık o dengenin de korunması lazım. O denge dediğimiz Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve kapsam bir anlaşma, iki devlete dayalı. Aynı zamanda da egemen olduğumuz için burada tekrar 1960 anlaşmalarında niyet ettiği o Türkiye-Yunanistan dengesinin de sağlanması ancak o şekilde sağlanabilir. Aksi takdirde burası işte Türkiye'nin zaman içerisinde çekileceği, gideceği ve dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde Türklerin de yalnızlaştırılacakları bir yapı içerisinde bu asla bizim kabul edeceğimiz bir pozisyon olamaz. İki devletli çözüm siyasetini gönül rahatlığıyla ortaya koyduğunu belirten Tatar, bunun Türkiye'nin desteği sayesinde olduğunu belirtti. Tatar, Avrupa Birliği'nin Cenevre'de objektif ve tarafsız olamayacağını, bu nedenle müzakere masasında olmayacağını kaydetti. Kesinlikle Avrupa Birliği masada olmayacaktır. Biz bunu Türkiye ile de görüştük. Bizim için, Kıbrıs Türkler için Avrupa Birliği bir taraftır. İkili görüşmemiz de olabilir. Ama o masada Avrupa Birliği olmaz, olamaz. Buna biz tepkimizi koyduk. Çünkü netice itibariyle Avrupa Birliği içerisinde hem Yunanistan vardır, hem Kıbrıs Rum yönetimi vardır. Dolayısıyla bir bakıma Avrupa Birliği onların tahakkümü ve yönetimi altındadır. Haliyle masada onların objektif olmaları, tarafsız olmaları mümkün değildir. Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir anlaşmanın ancak yan yana yaşayan iki egemen ve bağımsız devletin işbirliğiyle mümkün olabileceğini belirten Tatar, garantör ülke Türkiye'nin de orada olması ve bunu desteklemesi tarihi bir olaydır. Bunun heyecanını yaşıyorum ifadelerini kullandı.